Cezayir. Konuşalım mı biraz? Hı hı. Evet, seni dinliyorum Cezayir. Daha fazlasını bilmek sana bir şey kazandırmayacak Leyla. Biz hep böyle mi yaşayacağız Cezayir bundan sonra? Tamam, bazı şeyleri anlayabilirim ama herkesi eve kapatmak falan. Bunu anlayamıyorum işte. Nedir yani bunun son noktası? Ne olacak şimdi? Ne yapacağız biz böyle? Biz de mi kimliğimizi değiştireceğiz? Kendimizi öldü göstereceğiz ve sonra yeniden bir hayata mı başlayacağız? Niçin benim çocuğum kendi özgür hayatını yaşamak yerine babasının yaptıklarının gölgesinde yaşamak zorunda? Niye gülüyorsun? Komik bir şey mi söyledim? Döndüğümden beri sana anlatmaya çalıştığım şeyi şimdi anladın mı Leyla? Neyi? İşte tam da bunu diyordum sana. Sizi bunlardan uzak tutmak, korumak için ölmüştüm ben. Siz bunları yaşamak zorunda kalmayın diye. Suna okula bir koruma ordusuyla gitmesin diye. Sen dışarı çıkarken çantanda bir silah taşıma diye. Annem eş, dost, akraba ziyareti yaparken korumalarla dolaşmasın diye. Günü geldiğinde korumalarla da olsa dışarıya çıkmayı özleyeceğiniz günler yaşamayın diye. İşte 17 senedir ben bu yüzden burada değildim Leyla. Bahçede bile dolaşmanın bir özgürlük sayılabileceği günler olmasın diye. Bak döndüğümden beri bir tane normal gününüz yok. Hatta dönmemi bile beklemediler, uğraşmaya başladılar sizinle. Yaşadığımdan şüphe duydukları andan itibaren sizi rahat bırakmıyorlar. İşte 17 yıl. Ölerek ben bütün bunlardan sizi uzak tuttum. Yani Cezayir. Yine mi öleceksin? Bu sefer yaşayarak, varlığımla sizi bunlardan uzak tutup korumaya çalışacağım. Güzel. Demek ölmedin. Demek artık tüm varlığımla buradasın. O zaman bir karar vermenin zamanı gelmiş demektir. Ölmediğine göre benimle hala evlisin. Avukatla konuştum. Firuze ile olan evliliğin geçersizmiş. Sadece ölmediğini nüfusa bildirmemiz yeterli. Öyle öldüm, dirildim diyerek kaçamazsın. Cesaretin varsa, orayı istiyorsan boşanma evraklarını kendin getirirsin bana. Ya karşıma geçip yüzüme bakıp seni istemiyorum, seni sevmiyorum dersin. Ya da benim adım Cezayir Türk, Leyla Türk de karımdır dersin. Bundan sonraki konuşmamızı sen kim olduğunu karar verdiğin zaman yapacağız.
iki cihan. Ben bu cihana sığmasam, ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmasam,